Kaş'tan herkese günaydın. Bugün Yunanistan'a geçiyoruz. Türkiye'ye en yakın adası olan Meis'e gidiyoruz. Tabi ada turistik bir yer olunca geçiş içinde biraz sıra beklememiz gerekiyor. Geçtik, sıraya bakalım. Burası deniz sınırımız. Abi, geçiş tamam. Bota bindik. Şöyle karşılıklı botlar var. Meis'e geçmek için. Pasaportu da gösterdik. Karşıda da Meis var şurada. Hala insanlar bekliyor. Tabi bot da onu bekleyecek biraz. Şurada Türk polisi pasaporta basıyor. Herkes Meis'in renkli evlerine bakmaya çalışıyor ama Kaş'taki detayı kimse görmüyor. Kaş da bembeyaz yani. Bahsettikleri renk renk yerler burası. Şurası adada tek kişilik hapishaneymiş, göstermelik. Adada suç olmadığı için, yani suç oranı neredeyse hiç olduğu için burada göstermelik bir tane hapishaneymiş. Turizm açıldıktan sonra yapıldı. Bunların yerleri vardı zaten şey olarak, temelleri duruyordu taş şeklinde. Gel artık buranın şeyi açılınca turizmi Avustralya'ya şura bura gidenler geliyorlar. Devlet parasal yardım da yapıyor evlerini yapmaları için. Hep yapmışlar. Bunlar yoktu. Bak bu da yeni yapılmış. Şu da yeni. Yanındaki yeni. Şu arkadakiler daha eski duruyor ama. Bunlar eski. Değil mi? Tabii. Mesela bakın şu yeni, arkadaki de yeni. Bunlar da yeni. Şu. Ne bir sürü olmuş. Bunlara falan hep yeni bakın şu abiler. Yoktu çünkü bunlar biz yeni. İndik Meis'e. Burada da bir tane pasaport kontrolü var. Ondan sonra başlayacağız gezmeye. Feribottan indik. Herkes sağ tarafa gitti adanın Cancanlı tarafına. Biz ileride Osmanlı Cami varmış, orayı görmeye gideceğiz. Burada bir anıt var. Şu şekilde. Ardından yol devam ediyor. Yanında da bir tane fırkateyn var. Şu bir belediye binası sanırım. Şuradan müzeyi gösteriyor. Yürüyelim bakalım. Şu evler ve şu daha eski olanlar, yani yıkılmış olanlar, buranın eski yerleşim yeri. Ama o sahilde gördüklerinizi hem turizm açtıklarından hem de işte para kazanmak için yeni yapmışlar. O müze diye döndükten sonra şurada caminin minaresi göründü. Önce bir camiye doğru gidelim. Adada satılık bir yer var. Düşünen olursa telefon numarası bırakıyorum. Şimdi burada adada eskiden nüfus daha fazlaymış, ancak şimdi 350-400 kişi kadar kalmış ve hepsi aile. Yunan hükümeti buraya şey yapıyor, destek veriyormuş hani insanlar buraya yerleşsin diye. Bu arada buraya gelirken Kaş'tan turla geliyorsunuz. Yaklaşık 30 euro gibi ücreti var kişi başı. Ancak kapıda vize kalkmış. Yani gelirken ya yeşil pasaport ya da Schengen vizeniz olması lazım. Camiye geldik. Gerçekten manzarası efsane olan bir yer. Şu şekilde. Sanırım şu kaleye çıkan meşhur merdivenleri çıkıyorum.
400 falan dedikleri. Çünkü bayağı çıktım. Şurada da iri ufaklı küçük adacıklar var. Onlar da Meis'e ait. İşte şurası da Kaş. Bu yokuşu çıkarken her yere çeşme yapmışlar zamanında ama musluklar kırılmış, su akmıyor. Neyse, çıktık yukarı. Kilise var. Buradan şehre bakıyor. Şimdi en hakim yere geldik, kaleye. Şuradan bir merdiven çıkıyor. Oradan bir yukarı çıkmaya çalışacağım bakalım. Nereye kadar gidiyor. Arkası Türkiye şurası. Evet, merdiven sağlam. Aşağıda insanlar yüzüyor. En tepeye çıktım. Şuradan da çıkalım. Vallahi çıktım. Şöyle. Harika bir yer. Kalenin hemen yanında ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Ama hiçbir şey de yazmamışlar ama kubbe var. Kubbenin üstünde bardaklar var. Acaba diyorum hamam mı burası? Şöyle yanında da odalar var. Sanırım hamam burası. Sonuçta insanlar yaşıyor burada. Bayağı bir sosyal tesis var. Şu ileride de kum sanırım burası. Kum beach var. Güzel yani. Kapıların birinde çok tanıdık bir simge var. Nazar boncuğu. Buraya kadar hızlı hızlı çektim. Çünkü ada şartları böyle engebeli. İndik çıktık bayağı yukarı, kalenin tepesine kadar çıktım. İnşallah aşağıdan fotoğrafımı çekebilmişlerdir. Ondan sonra şimdi aşağı iniyoruz asıl hani turistik yere, gezmeye, yemeye, içmeye. Orada daha rahat uzun uzun çekelim bakalım. Camiyi geçtik, kaleye çıktık. Sonra inişte de işte adanın büyük kilisesi var. Oraya doğru yürüyoruz. Şurada da abiler inşaat yapıyor. Adada İnşaat devam ediyor. Şuradan kiliseye geldik. Kilisenin kapısı. Bu St. George Kilisesi'ymiş. Bu da hemen yanındaki Konstantin ve Helen. Hem şeyleri var. Röfyeleri hem de kilisenin girişi. Şu çok ilgimi çekti. Çok güzel yapmışlar da o zaman. Şu şekilde bahçe avluyor. Şöyle bir yürüyelim. Ne varmış bakalım. Burada Konstantin ve Helen olması lazım. Bu da aynı zamanda okul. Çocukların matarası falan var hatta. Aktif bir okul olsa gerek. Tenis masaları falan var çünkü. Şurada evet. Okul kesin. Aktif bir şekilde adanın okulu aynı zamanda.
Bu arada adanın simgesi şu abi. Her yerde bu var. Bizim şeyde de işte buraya gelirken Kumluca'da, Finike'de, Demre'de işte Turuncun şeyi işte Turuncun başkenti veya Likya'nın başkenti diye yazıyor. Burada da o amblem olarak burada da o var. Adanın ambulansı. Dayı geçiyor oradan. Bu da az önce tepeden gösterdiğim kilise size. Yani bu modern az öncekilerde 1867 idi sanırım. O zamandan kalma. Burası da Eurolife. Hem sağlık ocağı hem evet, o tarafı hem şurası da kreş. Hem sağlık ocağı hem kreş. Sağlık ocağı işte. Öbür taraftan da hizmet veriyorlar bana. Bu bazıları için gereksiz bir detay olabilir ama babam görsün diye gösteriyorum. Üstü fiberglass, altı da bu profil olan sandalyeyi babam zamanında Gaziantep'te üretiyordu. Hatırladım. Böyle bir ayrıntı var adada. Bunu babam üretti demeyeceğim ama aynısıydı. Burada ara sokakların tam ortasında şöyle bir mezar herhalde bu. İçeride mumları yakmışlar. Bayağı. Yok, beni kutsamadı ya. Böyle bir yer. Şimdi denizin müziğin olduğu yere indik. Burada tabii akşamları daha eğlenceli oluyordur eminim. Şimdi bir tane kafeye geldik. Buradan macchiato içeceğiz bir tane. Kahve çok güzeldi. Hemen dibini gördük. Şöyle servis ediliyor. Gayet güzel. Castellorizo sokaklarında yürüyoruz. Abi babam bir tane tuttu. Nikos dayı. Bakalım ne söyleyeyim. Bir tane ahtapot 18 euro. Diğer iki tane red 15 euro. They have a ahtapot. Ahtapot güzel. Lukum. İki tane red. Yok bir tane. 15. Hepsi balık 15. 15. Bugün very fresh. Tekir. Tekir. Aynı tu barbun. 15 euro. Very very fresh. Beze var mı yanında? Yanında bezesi var mı? Beze. Yok yani. Makaronya var. Makaronya, yeah, yeah. Var, hepsi var. Kazık yok. Kazık yok. Kazık. İndirim, indirim. Thank you. Şey diye. Burada da adanın market fiyatları var. Bu neymiş mesela? Makarna 1.40 euro. Hepsi euro hesabıyla. Şöyle 1.60 şunlar. Dondurulmuş balık ürünleri. Ahtapot var şurada bir tane. İçecekler var. Arıyor musun? Şurada meis balığı 14 euro. Şunlar 4.80. Şöyle atıştırmalıklar var. 4.90. Şu 1.90.
hatırlıyorsunuz. Şurada içecekler var. Ne kadar işte şarap 6.80. Ha uzun. Uzun 712.80. Şimdi biraz döndük. Az önce şu kalenin tepesindeydim. Cami şurada. Şuralarda bir şey yedik içtik. Az önce ilk geldiğimizde bottayken şurada hapishane var demiştim. Şimdi oraya doğru bir yürüyelim bakalım neler var. Şu bizim geldiğimiz bot. Ondan sonra karşıdan kocaman bir kruz gemisi geliyor. Kaştan. O yüzden geldiğinizde yemek yiyecekseniz hemen şuralara rezerve yapın. Çünkü şuradan nereden baksan 1000 kişi inecek şimdi aşağıya. Şurada hatta bir tane şu indiğimiz yerde şey vardı. Fırkateyn vardı büyük bir tane. Onu çektiler muhtemelen bu gelip oraya yanaşacak. Kaplumbağayı kaçırdım ya. Aktı gidiyor. Bu da Yunan fustisi. Fusti. Şu şekilde. Şeftalili. Bu zeytini biz sofraya koysak kimse yemez. Burada mecbur bunu yiyorlar. Ya da bakalım tadına bir. Güzel ya. Seve zeytin işte. Bu Kazancakis'in zorba kitabı var ya, onu biliyorsunuz. İşte onun filminin bir sahnesi şu an oturduğumuz bu restoranda çekilmiş. Şimdi yemek saati. Bu şekilde güzel bir çupra ve yanında işte içecek, bir soft içecek. Bunlar çok tabii şey yapmayın gözünüzde. 15 euro, 20 euroya falan gayet güzel doyuyorsunuz. Mekan da şurası. Atina Restaurant. Şurada. Again. Yeah, again, yes. Ne yaptın abi? Ya arkadaşlar sipariş verdi de. Siparişleri sağa düştükten sonra alıyorsun. Öyle mi? How much? All together. Burada. Sizi çikolatalara falan götüreyim. İşte Mika var. 6 euro var. Şu 7 euro. Şöyleleri 7.35. Toblerone'ların 2 tanesi 15 euro. Bilmum kozmetik var. Çok büyük bir free shop değil. O Kazancakis'in zorbası D&R'da falan görmüşsünüzdür şu kitap işte. Burada da her yerde satılıyor. Meis videosu böyleydi. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.